Evet arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Dersimizin birinci bölümünü yapıyoruz. Hastanelerin deprem riskinin azaltılması dersini tıp fakültesine veriyorum. Onların bir AKTS'lik dersi var. Bu nedenle onlarla bir saat ders yapıyoruz. Sizdeki dersin AKTS ağırlığı 3 olduğu için sizde 2 saat yapıyoruz. Genelde bu dersin ilk kısmında daha önce ders öncesi vermiş olduğum YouTube videolarını dinleyerek soruları yazıyorsunuz. Geçen haftadan itibaren dersin ikinci bölümünde yapmış olduğumuz dersin sonunda o dersle ilgili sorular yazdınız ve bu şekilde de bana istediğini sor kısmını ne yapabiliriz o sorular kapsamında devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, dersimiz bu şekilde devam ediyor ve tekrar ikinci bölümde yaptığımız ders üzerinden ne yapacaksınız? Sorularınızı soracaksınız ve bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım nasıl devam edeceğiz? Bu hafta üçüncü haftamız. Evet, bunlar da ödev yollayan arkadaşlarımız. Hepsinin ödevlerini tek tek kontrol etmişim. Asıl slaytta kalmış. Tek tek demek ki sorularını kontrol etmedim, kimse kalmamış. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman ilk soru Mine Pınar'la başlıyor. Buyur Mine, ne demek istedin, ne sormak istedin? Biz anlayabildik mi? Biraz daha anlaşılır sorabilirsen belki daha ilave bilgiler sağlayabiliriz. Buyur. Hocam geçen derste 15 bin yıl öncesine kadar kırılan fayların biri var. 15 bin yıl öncesinde kırılan, son 15 bin yılda kırılmayan faylara diri olmayan fay demiştiniz. Ben de diri olmayan faylarda deprem meydana gelmez mi? Bunu merak etmiştim. Güzel bir soru sormuşsun. Demek ki bu soru için atmış olduğum başlık nedir? Görüldüğü üzere pasif faylar boyunca risk diye bir başlık atmışım. Bakalım kalemimle onun üstünü çizeyim. Demek ki pasif faylar boyunca risk var mı? Gerçekten bu deri olmadığı, deprem üretmediği düşünülen faylar deprem üretemez mi? Tabii burada son 15 bin yıl. Demek 15 bin yıl öncesinde deprem üreten kırıklar da var. Tabii ki bu 15 bin yılı neye göre seçiyorlar? Yani bunu 30 bin yıl yapsalar acaba şu anda diri fay olarak işaretlenmemiş kaç fay daha bu işin içine girebilir? İşte San Andreas Fayı'nda son 12 bin yıl, Türkiye'deki diri faylarda son 15 bin kriteri var. Demek ki bu bir varsayım. Yani deniyor ki son 15 bin yıl içerisinde en az bir deprem ürettiyse biz ona diri fay diyebiliriz. Ama dediğimiz zaman bu zamanı geri çektiğimiz zaman belki bugün için diri olmadığı şeklinde bir işaretleme, bir ayrıma tabi tutulan faylardan bir kısmı da belki de diri olabilir. Buradaki varsayım nedir? Neye göre dayanıyor? İşte en az bir fay diri olabilmesi için en az son 15 bin yılda bir deprem üretmesi gerekiyor. Ya da bir fayın deprem üretebilme süresi 15 bin yıldan fazla olmaz kabulü mü yapılıyor? Tabii ki bu 15 bin yılı neye göre belirlemişler onu bilemiyoruz. Neye göre belirlediğini bilemiyoruz ama şu anda Türkiye'deki ve Amerika'daki faylar için 15 bin yıl kriteri kullanılıyor. Demek ki bir kriter gerekiyor diri ve diri olmayan fayları ayırt etmek için. Ve bu kriterlerde kullanılarak faylar ne yapılıyor? Birbirinden ayrılıyor. Tabii soru burada deprem meydana getiremez mi diye önemli bir soru sormuşum. Tabii diri olduğu ve diri olmadığı düşünülen kırıkların sürekli izlenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten diri kırık olmadığı düşünülen bazı faylar deprem üretebilir. Ve bu depremler ile insanların yaşamları, işte çalıştıkları mekanları
Ve bulunmuş oldukları ülkeler ekonomik olarak zarara uğrayabilir. Bu nedenle de son yıllarda işte deprem sayısı artıyor deniyor ama son yıllarda artan deprem sayısı değil, son yıllarda artan deprem izleme istasyonu sayısı arttığı için küçük depremler bile haber oluyor. İşte ne bileyim Akdeniz önlerinde ne bileyim 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Ne bileyim 2.2 büyüklüğünde deprem oldu. Küçük depremler bile kayıt edilebildiği için ve medya bu rasathaneleri izlediği için haber olabiliyor. Baktığımız zaman demek ki bununla ilgili istasyonların daha da sık kullanılması gerekiyor. Daha küçük depremlerin de izlenebilir olacak şekilde istasyon sayısının yalnız yüzeyde değil, derinlerde de istasyon sayısının artırılması gerekiyor. Mesela istasyonları yüzeyde konuşlandırdığınız zaman ne yapabiliyorsunuz? Belli büyüklükteki depremlerden daha küçüklerini kayıt edemiyorsunuz, izleyemiyorsunuz. Çünkü ortamdaki gürültü küçük depremlerin sinyalini bastırıyor ve ortamdaki gürültüyle depremin meydana gelmiş olduğu o kırık sistemi hakkında bilgi verecek o sinyal verisini bizler kaybediyoruz. Ama bunun yerine en az 100 metre yerin altında kuyular açarak, deprem kuyular açarak bu istasyonları yerleştirdiğimiz zaman ortamdaki gürültüyü doğal olarak yerin altına indirilen bu istasyonlar ile filtre ettiğimiz zaman daha küçük depremler yani -1 büyüklüğündeki, -2 büyüklüğündeki depremleri bile ne yapabiliyoruz? Kayıt edebiliyoruz. İşte genelde sorulur işte eksi deprem oluyor mu? Oluyor, kaydediliyor. Demek ki bizlerin depreme karşı bu fayların durumlarını doğru olarak belirleyebilmemiz için depremlerin en küçük seviyede depremcikler mertebesinde mikro depremleri de kayıt ederek gerçekten bu kırıkların gerçek anlamda bir dirilik ya da bir dirisizlik durumunda olup olmadığını ayırt etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bunlar bir anda deprem meydana getirebilir ve kayıplar çoğalabilir. Şimdi tabii kırık nedir dediğimiz zaman yerin altında biriken ya da enerji birikmesine neden olan ve hareket halinde olan, ister yatay hareket halinde olan ya da yatay yönde zorlanan, ister düşey hareket halinde olan ya da düşey yönde kırılmaya zorlanan çizgisel yapılara biz ne diyoruz? Kırık diyoruz. Bu kırıklarda tabii ki kırık boyunca bir sürtünme direnci var. Bu sürtünme direncinin biriken enerjiyle aşıldığı durumlarda kırılmalar meydana geliyor. Ve bu kırılmalar sonucunda da depremler oluşuyor. Genellikle bu kırılan yerlere görüldüğü üzere weakening zones, zayıf zonlar deniyor. Tabii bu zayıflık değişiyor. Yani dünyada işte fay zonları zayıflıklarına göre ne yapılıyor? Belli bir sınıflamaya tabi tutuluyor. İşte zayıf, kuvvetli ve çok kuvvetli olarak. Genellikle bu sınıflamanın yapılmasını sürtünme denen bir parametre kullanılıyor ve bu sürtünme direnci fay zonlarında işte friction of coefficient dediğimiz sürtünme kat sayısı 0,2 ile 0,8 arasında değişiyor. Mesela benim çalışmış olduğum Kanada'daki, Kuzey Amerika'daki fay sistemleri sürtünme direnci yüksekti. Yani 0,8 düzeyindeydi ve ben çalışmalarımı 0,8 dirençli bir fay zon olarak işte gerilme modelleme çalışmalarını yaptım. Ama Türkiye'de işte Kuzey Anadolu fay zonu, Amerika'da San Andreas fay zonu zayıf fay kabul edildiği için sürtünme direnci 0,4 kabul ediliyor. Yani 0,4 ile 0,8 arasında nereden baksanız %100 bir fark var. Demek ki direnç iki kat ne yapıyor? Artabiliyor. Direnç arttığı zaman tabii ki oradaki direncin aşılması için birikmesi gereken enerjinin de daha yüksek olması gerekiyor. Daha yüksek seviyelere gelmesi
ya da ulaşabilmesi için de geçen sürenin daha uzun olması gerekiyor. Bu nedenle de tekrarlanma süreleri fayların zayıflığına ya da kuvvetlilik durumuna bağlı olarak azalıyor ve çoğalıyor diyebiliriz. Evet, bir sonraki slide'da nasıl açıklama yapmışım? Tabii ki bunlar YouTube altına yaptığım açıklamalar. Evet, senin sorunla ilgili olarak herhalde yaptığım açıklamalar bunlar. Ve ilave olarak herhalde bu açıklamanın altına bir de link vermiştim. O linkte de demiştim ki Amerika'da dil olmadığı düşünülen bir fay boyunca ki son herhalde 30 bin yılda, doğru hatırlıyorsam son 30 bin yılda deprem ürettiği ile ilgili herhangi bir verinin olmadığı bir fayla ilgili, bir kırıkla ilgili, o kırıkta bir deprem meydana geldiği ile ilgili bir yayın paylaşmıştım. Doğru mu hatırlıyorum yoksa o yayını es mi geçtim yine? 3 milyon diyordu galiba. Ha, 3 milyon yine, o kadar daha eski yani. Ben biraz daha demek ki mütevazı davranmışım. 3 milyon yıl. Genellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun yaşı, İşte jeologların kullandığı ifadeyle işte Pliyosen'den sonra Miyosen'den önce denir ama 3-3,5 milyon yıldır. Demek ki yani fay zonunun doğumu ile işte Kuzey Anadolu fay zonu 3,5 milyon yıl önce kırılmaya başlamış. İlk kırıklar demek ki 3,5 milyon yıl sonra da deprem üretebilmiş ya da üretebilir diyebiliriz. Demek ki bugün için deprem üretme potansiyeli yok kabul ettiğimiz faylar yaş olarak 3 milyon yıla kadar eski de olsa bunlar tabii ki deprem üretebilme potansiyelini o vermiş olduğumuz çalışmaya bakarak taşıyor diyebiliriz. Evet, umarım yararlı olmuştur bu açıklamamız ve kafanda ilave bir soru kalmamıştır. İlave sorular varsa sorabilirsin. Evet, Güner Gül Bal burada mı? Evet, diğer arkadaşlarımıza kameralarını açarlarsa, aktif katılım yaparlarsa tabii ki aktif katılıma da puan verdiğimizi söylemiştik. Evet, Güner Gül burada mı? Yok. Bakalım onun slaytlarını hazırladık. Evet, soru hazırlıyor ama gelmiyor, ilginç. Evet, bayağı bir çalışmış onun için. Yayınlarda bulmuşuz. Evet, Muhammed Bilal Sevgi burada mı? Evet, Muhammed Bilal Sevgi de burada değilse onu da geçiyoruz. Evet, onun için de bayağı bir çalışma yapmışız. Evet, kamera açan ikinci arkadaşımız oldu. Arkadaşlar, kameralı katılım, açık katılım ile puanlarınızı %5'i kaybetmeyin. %5 puanı ya da katılım puanı garanti edin. Onur Sönmez burada mı? Buradayım hocam. Evet, Onur Sönmez burada olduğunu fark ettik. Buyur Onur, kameran herhalde bozuk. Ondan mı? Yok hocam, kamera bozuk değildi. Ben şeydeyim, üniversitedeyim. Burada ışık olmadığı için karanlık göreceksiniz isterseniz. Ne olsun ya, ne olacak karanlık da olsa. Karanlıkları görürüz yani. Biz aydınlıkta olanlar, karanlıkta olanların halinden nasıl anlayacak yani görmezsek? Evet, buyur. Saniye hocam. Şu an nerede gözüküyor fikrim yok. Tüpe gündüz nasıl karanlık bir ortam olabiliyor? İlginç olmuş oldu yani. Hocam çalışma yerleri her taraf güneşlik. Çalışma yerleri var ya. Oranın ışığı çalışmadığı için. Evet, açtın göremiyorum. Bu kadar hocam. Dediğin doğru. Buyur. Evet, o yüzden kapatıyorum. Gerçekten tam bir karanlık yani. Ya ne yapıyorsun o karanlık ortamda onu anlayamadım ya. Şimdi biz hocam, seni sadece göremediğimiz zaman sen de kimseyi göremiyorsun demektir. Simsiyah bir şey, anlayamadım tam olarak. Yok hocam, buranın ışığı çalışmıyor hocam. Dersten dolayı yetişemediğimiz için, 10 dakika öncesinde ders olduğu için mecburen. Çalışma kabinlerine giriyoruz. Onun da şeyi bozuk çıktı, ışığı bozuk çıktı. Tamam, buyur. Buyur. Sorunu alalım. Hocam ben şey sormuştum, farklı büyüklüklerdeki iki büyüklükteki depremin farklı yerlerde, farklı zeminlerde, farklı maden altyapılarına sahip oluşan deprem sonucu yüzeyde gelen, meydana gelen kırıkların boyutları aynı olabilir mi diye bir soru sormuştum. Evet. Ve kırıklarla bağlantısı var mıdır zeminin sertliğinin, madenlerin? Bunu evet. Sormuştum.
Evet, bayağı zor bir soru yani. Beni en zorlayan soru oldu bu. Gerçekten bu düzeyde bir soru hiç beklemiyordum. Evet, bakalım ne yaptık? Nasıl cevap verdik? Tabii ki deprem ve kırıklıklarının uzunluğu değişir. Dirence bağlı olarak değişir. Genel olarak birinci açıdan baktığımız zaman depremin yüzeyde meydana getirdiği bir kırılma var. Bu kırılma tabii ki bulunmuş olduğu derinliğe göre değişebilir. Mesela birinci deprem, yani çok büyük bir deprem, mesela 8 büyüklüğündeki bir deprem 70 kilometre derinlikte ise 6 büyüklüğündeki bir deprem de 30 kilometre derinlikte meydana geldiyse, yani bu depremlerin tabii büyüklükleri farklı ve derinlikleri farklı ise, büyüklük olarak küçük olan yüzeye daha yakın, büyüklük olarak daha büyük olan yüzeyden daha uzak ise, bunların meydana getirmiş olduğu şiddet ne yapabilir? Aynı olabilir. Mesela Japonya'da deprem oldu. Büyüklüğü 8, kimsenin burnu kanamadı. Ama o deprem 8 büyüklüğünde de derinliği nerede? 100 kilometre aşağıda. İşte Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem oldu ama birkaç kişi sakatlandı. İlginç değil mi? Ya 8 büyüklüğünde depremin ne bileyim bir şiddete, bir kayba neden olmadı. Japonya'da 6 büyüklüğündeki deprem ile birkaç kişi sakatlandı. Tamam, 6 büyüklüğünde deprem ama yüzeye 30 kilometre yakın. Ya yüzeye yakın ya da kıyıya yakın, deniz içinde. Mesela ne bileyim Akdeniz açıklarında, ne bileyim Antalya'ya ya da hissedilen 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Şimdi Antalya'da hissedilen, yani Antalya'nın merkezinde olmuş bir deprem ise belki bir şiddet meydana getirebilir. Ama 100 kilometre Akdeniz'in içinde ise tabii ki getirmez. Yani uzaklık yatay da olur, düşey de olur. Bu uzaklıklar tabii ki arasındaki fark, deprem büyüklükleri arasındaki farka rağmen aynı şiddeti, kaybı ne yapabilir? Oluşturabilir. Birinci senaryomuz demek ki depremler büyüklük olarak farklı ama 6 büyüklüğündeki deprem yüzeye daha yakın, 8 büyüklüğündeki deprem yüzeyden daha uzak. Yani 30 kilometre, 70 kilometre derinlik durumunda ise. Biliyorsun 300 kilometre derinliğe kadar depremler meydana gelebiliyor. Genellikle 30 kilometreye kadar sığ depremler, 70 kilometreye kadar orta derinlikli depremler, 70'ten 300 kilometreye kadar da derin depremler diye bir sınıflamamız sismolojide oluyor. Bunu da bu şekilde açıklamış olayım. Tabii ikinci senaryomuz şu olabilir. Şimdi iki depremin derinlikten aynı olduğunu kabul edelim. Mesela 8 büyüklüğündeki deprem tamam 30 kilometre derinlikte oldu. 8 büyüklüğündeki deprem. Ama meydana gelmiş olduğu dış merkez, yani o depremin dış merkezi, yüzeydeki dış merkezi kaya nitelikli bir zemin. Ya da o depremin meydana geldiği ya da dış merkez olarak işaretlendiği nokta ve civarındaki alan kaya nitelikli bir zemin ise ve buna karşında 6 büyüklüğündeki bir deprem gene aynı derinlikte oldu fakat onun dış merkezi zayıf nitelikli bir zeminde ise ve civarındaki alanda yerleşimde zayıf nitelikli bir zeminde zemin üzerine oturmuşsa tabii ki bunun neden olacağı şiddet de ve doğal olarak yüzeyde meydana getireceği de kırık boyları da ne olabilir? Aynı olabilir. Tabii ki bunlar varsayımsal. Ama görüldüğü üzere sonuç olarak neyi önermişim? Yapılmış karşılaştırmalı çalışmalar olabilir. Bu çalışmaları tabii ki bulmuş değilim ama işte varsayım ve model olarak bu tür senaryolar üzerinde bir açıklama yapmaya çalıştım ama iyi bir araştırma konusu olabilir. İlave olarak buna ilave olarak gene devam etmişim. Tabii ki kırılmadan bahsediyoruz. Kırılmadan bahsettiğimiz zaman neden bahsediyoruz? Bu kırılma iki türlü kırılma var. Bir depremin işte 30 kilometre, 70 kilometre dediğimiz meydana gelmiş olduğu o iç merkez derinliğinde başlayan ve kırık düzlemi boyunca kırılmanın baştan sona devam etti işte 45 saniye sürdü ne bileyim tamamen bir kırılmanın gerçekleşmiş olduğu depremin merkezinde derindeki bir süre var.
Bir de ikinci olarak sizin bulunmuş olduğunuz binalarda var. Mesela şu anda bir deprem oldu. Hepimiz bir yerdeyiz. Bu binaların o depremi hissetme süresi de ne olabilir? Farklı olabilir. Çünkü binaların yaşı farklı, yüksekliği farklı, zemini farklı. Buna bağlı olarak da depremin etkisi değişebilir. Tabii ki yüzeydeki direnç durumuna göre de az önce bahsetmiş olduğum gibi direnç durumuna göre yüzeydeki gözlenen kırık boyu da değişebilir. Tabii bununla ilgili bir yayın referans vermişim. Herhalde o yayını da bu ders kapsamında eklediğim gibi gözüküyor. Bakın böyle bir yayın var. Burada tabii ki bu yayını okuyabilenler okuyabilir. Bakın burada araştırılan ne? Fayın kuvveti. Yani ne kadar kuvvetli bir fay? Neye karşı kuvvetli? Kırılmaya karşı kuvvetli. Ve tabii ki bu neyle ilişkili? Sürtünme direnci ile ilişkili. Bununla ilişkili bir makale de bu tartışılıyor. Yani dedi ki zayıf fay, kuvvetli fay tabii ki işte ne yapıyor? Bunların kırılma süreçleri için gereken enerjinin büyüklüğü de ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Ve bu şekilde de bu çalışmaların yapıldığından haberdar olmanızı istedim. Tabii bu şekli yakından göremiyorum ama bir sonraki şekle baktığımız zaman devamında özellikle şu şekil ilginç geldi bana. Hızlı bir şekilde tabii bu ders hazırlarken bakmaya çalıştım. Tabii sorular da fazla olunca detaya giremedim. Ama biraz daha yakınlaştığımız zaman baktığımız zaman yatay eksen neyi gösteriyor? Artan yer değiştirmeyi gösteriyor. Artan fayın yaşını gösteriyor. Artan o fayın kırılması için gereken yatay kuvvet büyüklüğünü gösteriyor. Görüldüğü üzere bazı faylarda bakın 3 değişik fay, 2 değişik fay sistemi var. 1 nolu fay sistemi var. 3 nolu fay sistemi var. Bunların görüldüğü üzere uygulanan bir kuvvete karşı yer değiştirmeleri, birinde doğrusal bir yer değiştirme var. Bakın böyle. Birinde de azalan bir yer değiştirme var. Tabii ki buradaki azalmanın ilişkisi neyle açıklanıyor? Bakın şu çizginin üstündeki işte hıza karşı yani levha hızına karşı dirençle alakalı ve görüldüğü üzere zayıflığa bağlı, fayın zayıflığına bağlı. Ne bileyim oradaki yer değiştirmeyle alakalı olarak değiştiği söyleniyor. Tabii burada bir yer değiştirme olayı var. Bunun detayını şu anda tabii ki tam şey yapamadım. Biraz daha yakından bakmak gerekir. Umarım sen bu sorunla ilgili olarak bu makalenin de biraz daha yakından inceleyerek biraz daha fiziksel ve bilimsel destekle sorunu biraz daha açıklayacak fırsatın olabilir. Tabii ki bu çalışma da önemli bir çalışmaya benziyor. Umarım yararlı olmuştur. Evet Veysel Üstün burada mı? Evet Veysel seni de bir görebilsek keşke. Buyur. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor evet geliyor. Buyur Veysel. Hocam kabini biraz zor buldum da o yüzden geç açtım kamerayı. Sesim evet Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar. Evet, buyurun. Tamam hocam. Benim sorum şu şekilde hocam. Deri kırın tanımının son 15 yılda en az bir kere deprem meydana getirmiş olan kıra denildiğini biliyoruz. Merak ettiğim ise şu hocam. Farklı zamanlarda ya uzak ve yakın zamanlarda deprem meydana getirmiş olan kırıkların farkı. Yani fark var ise bunun depremi şiddeti süresine ne bilgileri vardır? Bunu merak etmiştim. Evet güzel bir şey. Evet, ben sonu biraz değiştirmiş herhalde. Biraz anlayabilmek için biraz özetlemiş gibi yaptım. Tabii yakın geçmişte ne diyoruz? Mesela yakın geçmişte meydana gelen depremler. Mesela son 100 yılda meydana gelen depremler diyebiliriz. Ne bileyim uzak geçmişte meydana gelen depremler, ne bileyim son 10 bin yılda diyebiliriz. Ve diyoruz ki ya bunların işte son 100 yıl kadar son yıldır öncesine kadar meydana gelen depremle son 10 bin yılda meydana gelen depremlerin etkileri işte burada saymışın şiddet olarak, yıkım olarak, büyüklük olarak ve depremin süresi olarak bir fark olabilir mi? Şöyle fark olabilir. Mesela 1509 depremi var. İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'u var mı aranızda hiç? İstanbul'u?
Yok galiba herkes İstanbul. Tek İstanbul'u benim herhalde. Evet. Yani 1509'da İstanbul'da bir deprem meydana geldi. Bu deprem meydana geldiği zaman İstanbul'un nüfusu işte 100 bin ile 200 bin arasında farklı kaynaklara göre değiştiği söyleniyor. Ve nüfusun %5'i, yani işte 5 bin kişinin de öldüğü söyleniyor. Tabii ki nüfus 100 bin ise %5'i ölmüş oluyor. Şimdi fark olarak, şimdi şiddet dediğin zaman kayıp anlamına bunu alırsak, demek ki şu anda bu deprem bekleniyor. Yani şimdi beklenen Büyük İstanbul depremi olarak ne deniyor? 1509 yılında işte 500 ne bileyim 23 sene önce ya da 513 sene önce bir deprem meydana geldi ve bu deprem hala meydana gelmedi işte. Şimdi bu deprem meydana geldiği zaman demek ki nüfuslar 100-200 bin arasında ve eski İstanbul denen o coğrafyada insanlar yaşıyor. Ve görüldüğü üzere günümüzde nüfus binlerle ifade edilmiyor. Şu anda milyonlarla ifade ediliyor. Bina sayısı işte binlerle ifade edilmiyor. Yüz binlerle ifade ediliyor. Tabii ki bu depremler geciktikçe insanlar bir defa ne yapıyor? Deprem gerçeğini kafasından çıkartıyor. Yani burada ya 500 yıldır deprem olmuyor diyerek deprem gerçeğini ne yapıyor? Kafasından çıkartıyor. Ve buna bağlı olarak da depreme karşı hazırlıkta bir düşme meydana geliyor. Tabii 1509 yılında meydana gelen depremde 100 bin ya da 200 bin nüfuslu İstanbul'da 5 bin kişinin ölmüş olduğu ortamda genelde binalar ahşap binalar. Yani genelde binalar biliyorsunuz aslında depreme karşı en güvenli denen, yani gerçekten esnekteki katsayısı yüksek ahşap binalar ve genelde yangınlara bağlı olarak o depremin işte 10 Eylül tarihinde meydana geliyor. İşte yangınlara bağlı olarak da o zaman elektrik yok tabii. İnsanlar hem aydınlatma hem de ısınma amaçlı ne yapıyor? O zaman ateş kullanıyor. Ve buna bağlı olarak da yangınlara bağlı olarak da insanların öldüğü söyleniyor. Tabii bu depremin gecikmesi ne yapıyor? Kayıp demek, popülasyon demek. Popülasyonda bir artma meydana geldiği zaman tabii ki kayıp riski de artabiliyor. Ama depremin büyüklüğü değişmiyor. Çünkü depremin büyüklüğü nedir? Tehlike demektir. Depremin büyüklüğü hiç değişmez. Yani İstanbul'da meydana zarar verecek depremler, işte büyük depremler nedir dediğimiz zaman, işte büyüklüğü 7.2, 7.4 olacak depremleri biz büyük depremler diyoruz. Maksimum demek. Tabii 6.2'si de ne yapabilir? Yıkıma neden olabilir. 5.2'si yıkıma neden olabilir. Ama büyük yıkıma neden olacak depremin büyüklük limiti ya da üst seviyesi 7.2, 7.4. Mesela 1500 yılından günümüze Marmara Denizi'nde olan depremlerin 7.2'den büyük olmadığı söyleniyor. Ama yapılan senaryolar tabii ki 7.6 büyüklüğüne göre de yapılıyor. Demek ki depremlerin büyüklüğü değişmiyor arkadaşlar ama değişen tek şey şiddet. Yani artan nüfus, artan bina sayısı ve bu binaların da gerçekten depreme dirençli yapılmayan bina sayısındaki artış ne yapıyor? Değiştiriyor. Demek ki tehlike olarak değişmiyor ama risk olarak değişiyor. Çünkü gün içerisinde ya da yıllar içerisinde nüfusun artmasına bağlı olarak o tehlikeye maruz kalacak insan sayısı, bina sayısı arttığı için ne yapıyor? Artan parametre olarak ne diyoruz? Şiddet diyoruz. Değişmeyen parametre olarak da büyüklük ve depremin süresi diyoruz. Depremin düzeninde oluş mekaniğinde bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. O nedenle de onda bir sorunumuz olmasın. Ama o deprem meydana gelmiş olduğu nüfusta ve yapıda bir değişiklik olduğu zaman ne oluyor? Tabii ki şiddeti bugün için mesela ne bileyim biliyorsunuz senaryolar var oldukça kıyamet senaryoları. 1509'daki bu deprem için İstanbul'da 5000 kişinin ölmüş olduğu deprem için kıyameti suğra diye tarihte bir not düşülmüş. Yani küçük kıyamet denmiş. Yani 100 bin nüfusu bir İstanbul'da 5000 kişinin ölmüş olduğu depreme küçük kıyamet denmiş. Ne bileyim şu an için işte beklenen bu depremin olmasıyla beklenen kayıplar
ne bileyim işte minimum 40 binden başlıyor. İşte evsiz kalanlar birkaç milyon deniyor. Yaralananlar işte birkaç yüz bin deniyor. Tabii ki bu küçük kıyametin çok da üstünde bir kıyamet senaryosu olarak önümüzde duran bir gerçek olarak bizleri korkutuyor. Geleceğimiz ve yarınlar için endişe veriyor. Evet, bununla ilgili olarak da cevabımız budur diye şey yaptım. Ama bir de cevap vermişim buna. Evet, bayağı cevap da vermişim. Evet, bu demek ki ne demişim? Baktığım zaman demek ki her bir bölgenin bir maksimum deprem büyüklüğü var. Bunlar değişmiyor arkadaşlar. Türkiye'de maksimum deprem büyüklüğü 7.9 ile Erzincan'da meydana geldi. Ondan daha büyük bir deprem meydana gelmedi. Tabii ki tek bir kırığı inceliyorsanız, genellikle tek bir kırık üzerinden yapılan çalışmalara karakteristik deprem araştırması deniyor ve her bir kırığın bir büyük depremi olduğu söyleniyor. Genellikle bu tür yaklaşıma deterministik deniyor. İşte kırığın boyunu ölçüyorlar. Kırığın boyunu ölçtükten sonra bu kırığı meydana getireceği deprem büyüklüğü maksimum bu olabilir deniyor. Maksimum kırığın uzunluğu eşittir maksimum depremin büyüklüğü şeklinde deterministik bir model var. İşte bu kırık boyunca kazılar yapılıyor. Geçmiş ve tarihteki depremlerin izleri aranıyor. Onların izleri işte yaşlandırılıyor ve tarihte kayda geçmiş ve geçmemiş depremler geçmişe doğru ne yapılıyor? Araştırılıyor. Ama biz mühendisler olarak genellikle tek deprem mühendisi olarak yani sismologlar olarak genellikle çoklu kırık modelini kullanıyoruz ve bir çizgi boyunca değil, bir kırık boyunca değil, bir alan boyunca tüm kırıkların meydana getireceği, işte gelecek 30 yılda, gelecek 400 yılda, gelecek 1000 yılda büyük depremin olma olasılıklarını ne yapıyoruz? Tahmin ediyoruz. Evet, birinci açıklama bu. İkinci açıklamada görüldüğü üzere demek ki bunu zaten açıklamışım. Ve tekrarlanma süreleri yani beklenen depremin büyüklüğü 7.2 olabilir ama her yerde 7.2 büyüklüğündeki depremin tekrarlanma süresi farklı değil. Daha önce de bahsetmiştik bu depremlerin meydana geldiği kırıkların dirençleri de farklı olmadığı için bu depremlerin de tekrarlanma sürelerinin farklı olmadığını düşünebiliyoruz. Mesela Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 7.2 büyüklüğünde bir depremin tekrarlanma süresiyle Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda ya da Batı Anadolu'da kırılma mekanizmasına bağlı olarak bunlar değişebiliyor. Evet, demek ki depremlerin meydana geleceği kabuktaki kırılma mekanizması ne yapıyor? Depremlerin büyüklüklerini ne yapıyor? Etkiliyor. Mesela Japonya'da 30 kilometreye kadar olan depremlerin tekrarlanma süresi işte 8 büyüklüğündeki depremler için 1000 yılken işte okyanuslardaki aynı büyüklükteki depremlerin tekrarlanma süresi 100 yıl olabiliyor. Demek ki depremlerin olmuş olduğu yere ve derinliğe bağlı olarak da depremlerin tekrarlanma süreleri değişebiliyor. Evet, Türkiye'de hem okyanuslarda, deniz içinde hem de karalarda bu tür depremleri bekleyebiliyoruz. Evet, depremlerin tekrarlanma süreleri ne yapabiliyor? Değişiyor ve depremlerin tekrarlanma süreleri araştırmak isterseniz recurrence period diye bir tarihte geçiyor. Evet, genel olarak benim bununla ilgili vermiş olduğum bilgi bu. Mesela depremler çok uzun dönemde meydana geliyorsa, benim ilk yazdığım makale Kobe depremi olmuştu Japonya'da 1 Ekim 1995'te. Benim ilk yazdığım popüler makale Kobe depremi ve İstanbul'da deprem tehlikesiydi. Newsweek'te özel bir sayı vardır. Hiç unutmadığım cümle Kobe valisinin şu cümlesi oldu. Dedi ki Kobe büyük, biz dedi Kobe'de yaşayanlar olarak büyük bir deprem olmayacağına inanmıştık dedi. Ve bu inanmışlık önemli arkadaşlar. Depremlerin tekrarlanma süresi uzadıkça ya bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olmayacak şeklinde bir inanmışlık durumu ne yapabiliyor? Depremlerin etkisini, şiddetini artırabiliyor. O nedenle de
her an deprem olacakmış gibi çalışmaların ve hazırlıkların yapılması gerçekten önemli olur. Ve Kobe depremi Japonya'da önemli bir milat olarak tarihe geçmiştir. Çünkü Kobe depreminden önce erken uyarı projelerine Japonya önemli para aktarımında bulunuyordu. Fakat erken uyarı sistemleri ya da depremden önceden tahmin sistemleri ya da teknolojileri çalışmadığı için Kobe depreminden sonra deprem riskini azaltma ile ilgili projeleri desteklemeye başladılar. O nedenle de 1995 Kobe depremi öncesi, demek ki depremlerin önceden tahminiyle ilgili projelere fon aktaran Japonya'da 95 depreminden sonra depreme karşı dirençli yapılaşma, dirençli yer seçimi ya da dirençli zeminlerin geliştirilmesi ile ilgili projelere fon ve destek sağlayan bir Japonya olarak Japonya'da bir önemli değişim meydana gelmiştir. Evet, baktığımız zaman tabii ki depremlerin işte tekrarlanma süreleri ile ilgili önemli makaleler var. İşte makalelere baktığınız zaman biraz daha detay bakabilirsiniz. İnsanlar ömürlerini veriyorlar. Burada baktığınızda ne deniyor? İşte büyük depremlerin tekrarlanma sürelerinin tespit edilmesi. Tekrarlanma süreleri önemli. Çünkü tekrarlanma sürelerine göre bizler ne yapıyoruz? Bulunmuş olduğumuz şehirde deprem riskini o tekrarlanma sürelerine göre hesap ediyoruz. Doğru bilinmediği zaman hesaplarda yanlışlar olabilir. Evet, bir deprem bilimi, sismoloji ile ilgili makale içeriği de görüyorsunuz. İşte kullanılan matematikler, geometriler, işte ilişkilerle ilgili içerik bilgilerini bu çalışmayla size göstermiş oldum. Ve görüldüğü üzere son cümle, sonuçtan önceki son cümle ne deniyor? Büyük depremler arasındaki süre ve onların tekrarlanma davranışları ile ilgili araştırmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet, Merve başvurdu mu? Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşımıza Veysel'e. Güzel soru için. Evet, Merve başvurduysa. Buradayım hocam. Evet Merve, senin sorunu nasıl alabiliriz? Nasıl daha açıklayacağız, anlatabilirsin? Siz anlatırken depremin şiddetini etkileyen faktörlerden bahsetmiştiniz. Ben de bu faktörlere bağlı olarak yapılan hastanelere dikkat ediliyor mu? Yoksa hani bunlar evet biliniyor ama hastaneler buna karşı dikkat edilmeden mi yapılıyor? Bunu merak etmiştim. Tabii ki dikkat ediliyor ama dikkat ederken onların da kullanmış olduğu referanslar var. İşte bunlara deprem kodu deniyor. Bu deprem kodları tabii ki ne kadar doğruysa hastaneler de o doğrulukta depreme karşı doğru bir hazırlık çalışmasından geçiyor. Ama özellikle bu dersin hazırlanmasında referans olan FEMA'nın bu dersin verilmesindeki motivasyonu 1971 San Fernando depremi. Biliyorsunuz Olivier Hastanesi bu ders kapsamını çokça kullanıyoruz. 1971 San Fernando depreminden bir ay önce bu hastane bitiyor. Tabii ki 1971 öncesi hazırlanan deprem koduna göre tüm hazırlıklar, tüm çalışmalar ve projeler yapılıyor. Fakat 1971 San Fernando depremi beklenen bir deprem olmadığı için bu depremin olduğu yer hastanenin yapıldığı yere yakın olduğu için ve bu yakınlıktaki bir depremin hastane binasına meydana getireceği şiddet ya da depremin kuvveti önceden öngörülmediği için bu hastane açıldığı gibi kapanıyor. Demek ki buradaki en temel eksiklik nedir? Aslında öngörülemeyen, önceden bilinemeyen bir deprem üretecek kırığın önceden tespit edilmemesinden kaynaklı olarak hastaneler, binalar, şehirler ne yapıyor? Belli zararlar alabiliyor. O nedenle de bu hastane daha sonra yeni güncellenen deprem koduna göre yeniden yapılıyor ve 94 yılında gene San Fernando depremine yakın benzer büyüklükte bir deprem meydana geliyor ve o depremde yıkılmıyor. Demek ki birinci deprem kodu ile ikinci deprem kodu arasındaki fark nedir? Birinci deprem kodundaki eksikliğe bağlı hastanede yıkım meydana gelmiştir.
İkinci deprem kodundaki iyileştirmeye bağlı meydana gelen aynı hastanedeki ikinci depremin etkileri çok az ve küçük bir hasarla atlatılmıştır. Ne kadar depremle ilgili kaynakları, bunlar faylardır, beklenen depremlerdir ve bu tehlike zonlarına ya da parametrelerine karşı donanımlıysanız, gerçekten araştırmalarınız kapsamlı ve eksiksiz ise ne yapabiliyorsunuz? Hastanelerinizi o kadar doğru hazırlayabiliyorsunuz. Tabii bu Amerika'da deprem konusunda çalışmaların çok çok yüksek düzeyde yapıldığı bir ülkede dahi gözden kaçan faylar oluyor, deprem zonlar oluyor. Genelde dünyada bildiğimiz deprem üretecek kırıkların sayısı ile bilmediğimiz deprem üretecek kırıkların sayısı hemen hemen 50-50. Bilmediklerimiz, bildiklerimiz kadar. O nedenle de gerçekten deprem konusunda depreme neden olacak kırıkların araştırılması ile ilgili çalışmaların çok kapsamlı devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde San Fernando'da işte yeni yapılmış bir hastanenin başına gelen durum başka ülkelerde yeni yapılmış hastanelerin başına da gelebilir. Niye gelebilir? Deprem kodundaki eksikliğe bağlı olarak gelebilir. O nedenle de hastanede bir sorun yok. Deprem koduna uygun standartta yapılmış ama deprem kodu eksik olunca, yanlış olunca tabii ki hastane ayakta kalamıyor. Evet, buna karşı da tabii ki bir iki ilave yapmış olduğum notları ne yapmışım, açıklama olarak eklemişim. Deprem kodlarındaki güncellemeden bahsetmişim. Evet, öneri olarak da ne demişim? Öneri olarak da evet, deprem çalışması yapacak. Bakın, lisans üstü araştırma yapacak. Burs olanaklarının yükseltilmesi gerekiyor. Mesela şu anda ben 2010 yılında profesör oldum. Yani bir doktora yaptıracak ya da doktorası tamamlattım, öğrenci bulamadım. O nedenle de bu tür bursların oldukça teşvik edici olması lazım. Mesela 2 sene önce Sisam'da bir deprem meydana geldi. TÜBİTAK deprem projesi açıkladı. Deprem projesine proje hazırladık. 4 öğrenci için doktora bursu bulduk ama öğrenci bulamadık. Yani öğrenci bulamadık. Genellikle süreliydi bu başvurular. Genellikle Amerika'da bu tür burslar için başvuru süresi aday bulunana kadar devam ediyor. Ama 15 günlük bir süre, işte ilana çıkıyor. 15 gün içerisinde işte başvuru yapılması gerekiyor deniyor. 15 gün içerisinde yani haberdar olan olmadığı için de maalesef Sisam depremi sonrası ilk defa bir deprem konusunda doktora bursu bulmamıza karşın öğrenci bulamadık. Genellikle Amerika'da, işte Amerika'dan bahsettik. Onlar önce bütçe oluşturuyorlar. Sonra o bütçeye ya da o bursa başvuracak herkesin dünyada başvurması için tüm duyuruları yapıyorlar. Bu başvuru koşulları arasında işte Türk olması gerekmiyor, Çanakkale'de yaşamış olması gerekmiyor. Başvuru her yerden online olarak alınıyor. Mesela bu doktora bursu için başvuru Çanakkale'de elden yapılacak diye bir koşul vardı. Yani Çanakkale'ye bir başvuru yapmak için yani gelecek insan sayısı tabii ki çok az olduğundan böyle önemli bir araştırma konusunda da öğrenci bulamadık maalesef. Evet, tabii öğrenci olmayınca da bu konuda öğrenme şeyimiz de olmuyor, potansiyelimiz de olmuyor. Evet, kader eğri burada mı? Evet hocam, buradayım. Evet kader, senin sesin sorun. Evet, buyur. Sesin kısık geliyor ama biraz. Şu an nasıl peki? İyi geliyor, evet. Tamam. Ben de yerin altında depremin tek bir noktada meydana gelmediğini ve meydana gelmesi için depremin enerjisini biriktirebileceği yüksek dirençli alanlar olması gerektiğini biliyorum. Bu alanlara da aspirit alanlar deniliyor. Bir aspirit alanın fiziksel veya kimyasal özellikleri var mıdır? Var ise bunlar nelerdir? Bunun cevabını merak ettim.
Evet yani güzel bir soru gerçekten. Özellikle Marmara'da büyük depremin asperitelerin belirlenmesiyle ilgili önemli bir makale yapan biri olarak Marmara'da 4 tane büyük asperite belirlemiştik. Bunlardan bir tanesi İzmit depreminde kırıldı. İzmit depreminden önce belirlemiştik. Gerçekten İzmit depremi olmadan önce depremin meydana geleceği, deprem meydana getireceği asperiteyi İstanbul Üniversitesi proje desteklerinden hazırlamış olduğum deprem öncesi biten projeyle tespit etmiştim, raporlara geçmişti. Geriye 3 tane asperite kaldı. Bakalım onlar da ne zaman ve ne şekilde kırılacaklar. Onlar da zamanını bekliyor. Evet, asperite ne demektir? Yani asperite, bakalım bununla ilgili bir şeyler hazırlamış mıyım tabii ki. Yani bir depremde en yüksek kaymanın ya da yer değiştirmenin beklendiği alanlar. Ve niye burada en yüksek kayma ya da yer değiştirme bekleniyor? Çünkü burası en dirençli alanlar. Mesela bir ağırlık düşünün, değil mi? Ağırlık, o ağırlığı tek başınıza kaldıramıyorsunuz, değil mi? Yardım istiyor. Ya ucundan sen tut, ucundan sen tut. Aynı dirençli alanın kırılması için de ne yapılıyor? Daha büyük enerji isteniyor. Nasıl ağır bir şey kaldırmak için birkaç kişinin enerjisi gerekiyorsa yerinden oynatmak için direnci büyük ve yüksek olan bu tür alanların kırılması için de birkaç misli enerji büyüklüğü ya da enerjinin birikmesi gerekiyor. Bunlara biz asperite diyoruz. Yerin en dirençli alanları diyoruz. Tabii ki bu dirençli alanlar dirençsiz alanlara göre önemli özellikleri var. Bu dirençli alanlarda genellikle küçük depremler az geliyor. Çünkü bunların kırılması için belli büyüklükte depremler meydana gelmesi gerekiyor. Ama direnci düşük yerlerde küçük depremler daha çok geliyor. Yani bir alanda araştırma yaptığınız zaman demek ki mesela şurası fay zonuysa şurada depremler küçük meydana gelen depremlerin ortalama büyüklüğü daha düşük oluyor. Yani en büyüklük dersek, ortalama dersek demek ki bunlar burada daha büyük depremler meydana geliyor. Mesela 3'ten büyük depremler meydana geliyor. Mesela burada yine en ortalama dersek burada da ne bileyim 1'den büyük depremler meydana geliyor. Şimdi bir yerde küçük depremlerin meydana gelmesi demek, orası demek ki daha küçük depremlerle kırılabiliyor. Daha kırılgan. O zaman demek ki burası aslında büyük deprem üretme potansiyeli olan bir yer değil. Daha kolay kırılan bir yer. Ama burada ortalama meydana gelenlerin depremlerin ortalama büyüklüğü daha büyük olduğu için demek ki burada meydana gelen ya da depremlerin meydana geldiği bu alanda kırılmanın meydana gelmesi ya da kırılmaya bir zorlanmanın meydana gelmesi neden olan fiziksel ve kimyasal kapasite bu alana göre daha büyük olduğu için burası aslında büyük depremin asperitesi olarak ne yapılıyor? Belirleniyor. Yani bu yöntemle Marmara'da 4 asperiteyi biz belirledik. Yani ortalama deprem büyüklüğüne bağlı olarak. Bunların tabii ki büyüklükleri değişebiliyor. Asperitenin büyüklüğü değer olarak arttıkça beklenen depremin de büyüklük olarak değeri de artabiliyor. Demek ki dirençli alanlar olduğundan bahsettik. İkinci özellikle neden bahsetmişiz? Depremlerin büyüklükleri tabii ki ne dedik? Kırık boyu ve alansal büyüklükleri de değişiyor. Buna ilave olarak da asperite sayısına göre de değişiyor. Yani bir tane fay zonunda tek asperite varsa enerji çıkışı şu şekilde oluyor. Yani tek asperite, yani bir tane dirençli alan var. O dirençli alanın kırılması ile ne yapıyor? Oradaki bir kırılma meydana geliyor. Bazen de bu kadar büyük olmuyor. Direnç, buraya direnç derseniz düşey eksen. Burayı da zaman dersiniz. Zaman içerisinde demek ki kırılma başlıyor ve iniyor. Ama diğer ortamda kırılma bu kadar büyük gelmiyor. İşte şöyle bir büyük geliyor. Sonra bir tane daha geliyor. Bir küçük ya da bir daha büyük, iki küçük asperiteli olduğu zaman buradaki kırılma biraz daha ne yapıyor? Düşüp seyredebiliyor. Yani buradaki kırılmaya tekrarlı kırılma diyoruz. Yani burada iki defa kırılma var.
Burası tek kırılmalı yer, burası tekrarlı kırılmalı yer olarak ne yapıyor? Değişen kırılma biçimleri gözlenebiliyor. Evet, baktığımız zaman demek ki bu asperitelerin sayısının değiştiğinden bahsettik ve önerilen makaleye de bakarsan biraz daha detay bulabilirsin demişim. Bakın burada makalenin adı ne? Depremin fiziği ve sürekli depremlerin izlenmesi. Bu da meydana gelen depremlerin tahmin edilen zon büyüklükleri. Bakın depremlerin zon boyutları değişiyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman küçük şekil tabii ki gözükmüyor. Ne dedik? Asperite bir deprem sonrasında maksimum yer değişiminin olduğu yerler olarak ne yapılıyor? Gözleniyor demiştik. Şimdi bakın birinci de az önce açıkladığım bir büyük asperitenin kırılması var. Ama ikinci de görüldüğü üzere bir asperite kırılmış, sonra ikinci kırılmış, sonra üçüncü kırılmış. Asperitelerin olduğu yerlere baktığımız zaman aşağıda bakın küçük asperite şuraya denk geliyor. Orta büyüklükteki asperite şuraya denk geliyor. Daha küçük asperite buraya denk geliyor. Yani bir fay düzlemi boyunca kırılma, fayın tamamen kırılması değil. O fay boyunca dirençli alanların kademeli kırılması ya da bir kere de kırılması şeklinde değişiyor. Tabii ki bu deprem riskini nasıl etkiler? Yani bir kere de kırılsa mı daha büyük bir deprem riski meydana getirir? Mesela 100 kiloluk bir kuvvet uygulayacaksınız. Bunu 3 kademede mi uygulasanız? Mesela beni içseniz 3 kademede mi? İşte önce bir 40 kuvvet, sonra ne bileyim 30 kuvvet, sonra gene bir 30 kuvvet. Ya da bir kere de 100 bar bir kuvvetle mi beni yerimden oynatmaya çalışsanız? Ya da bu 100 bar kuvveti 3'e bölüp kademeli beni yerimden oynatmaya çalışsanız hangisi daha etkili olur şeklinde bir düşünce de bulunursanız belki de bu kademeli ya da tek kırılmaya bağlı olarak depremin şiddeti ne olabilir sonucuna varabilirsiniz. Baktığımız zaman asperiteler tabii ki burası nedir burası? Mesela burası dalma batma zonu değil mi? Bakın şurası farklı bir malzeme. Bu dalan levha. Türkiye'de dalan levha hangisi? Batı Anadolu'da Afrika levhası ne yapıyor? Türkiye'nin altını dalıyor. Düşünün mesela burayı Afrika levhası deyin. Afrika deyin. Burası Batı Anadolu deyin. Batı Anadolu'nun altını dalıyor böyle. Şimdi dalarken ne yapıyor? Bu hareket sürekli. İşte sürekli Afrika levhası kuzeye doğru. Batı Anadolu'da ne yapıyor? Türkiye'nin altına dalıyor. Ve bu levhanın hareketini engelleyen burada neler var? Direnç noktaları var. Bakın bunu üçüncü boyutta gösterdiğimiz zaman direnç noktaları bu şekilde ne yapılıyor gösteriliyor. Genellikle bu tür dalma batma zonunda meydana gelen enerji düşey yönde bir enerji. Bakın buradaki hareket bu blokun yukarı doğru gitmesi, bu blokun aşağı doğru gitmesi şeklinde. Yani düşey. Çünkü hareket görüldüğü üzere düşey yönde giden bir hareket. Demek ki bu dirençli nokta aşılması ile ne yapılıyor? Bu levha aşağı doğru ilerlemiş oluyor. Yani levhanın ilerlemesini sürdürmesi için o direnç noktalarını teker teker kırması lazım. Her bir kırma ile, her bir kırılma ile ne yapılıyor? Bir ilerleme ya da yerin altına doğru ve Türkiye'de Afrika levhasının yerin altına doğru girmesi gerekiyor. Yani Türkiye özelinde bakarsak Türkiye'de tabii ki bir Türkiye'nin Anadolu levhasının meydana getirmiş olduğu deprem riski var. Bir de altına doğru dalan Afrika levhasının meydana getirmiş olduğu bile deprem riski var. Aslında buradaki deprem tehlike riski iki levhanın üst üste gelmesiyle ne yapılıyor? Daha da artıyor. En büyük deprem riski de bu sınırda meydana geliyor. Çünkü sürtünme ve direnç noktaları oralarda birleştiği için. Evet, bu makaleye bakarsan biraz daha detay alabilirsin. Evet, 5 dakika ara verelim arkadaşlar. Sorunuz yoksa 5 dakika sonra gelecek haftanın dersini yapalım ve bu derste de ilgili sorularınızı siz ders sonrası hazırlayın. Evet, kaydı durduruyorum. Bir 5 dakika ara verelim.